Merhaba dostlar. Yine bir İzmirler oldan herkese güzel günler dilerim, bol kazançlar dilerim. Evet, gördüğünüz gibi videomuzun hemen başında fönümüz arızalandı. Biz de tüm YouTube'daki tamirciler gibi biz de bir tamir edelim dedik. Fön makinamız fön çekerken çatır çutur etti. Çatır çuturu araştırdık. Çatır çuturumuz bildiğimiz kablo. Çünkü fön makinesinin kablosu, tabii ki fön makinesi sağ sol boynumuza koyuyoruz, ayağımızı altına koyuyoruz, apış aramıza koyuyoruz. O yüzden kablo zamanla, yani en az 50 fön çektikten sonra maalesef böyle kırılmalar oluyor. Tabii ki bunlar normal. Şimdi tespit ettik. Evet, şu an evet, şu an gördüğümüz gibi kablomuz buradan kopmuş. Şimdi kablomuzu sıyırdık. Şimdi burada bir kablonun akım var mı yok mu onu ölçeceğiz. Ölçtükten sonra şimdi genelde fön makinelerin arızaları 3 çeşittir. Birincisi ağacı motorlarımızda genelde 2 tane kömür olur. Şurada. Bakın şunu açıyorsunuz. Şurada bir kömür, iki kömür de öbürsü de orada. Yani iki tane kömür. Bu iki kömür eridikten sonra bu AC motor çalışmaz. Ondan sonra ikincisi şu makinalarımızda açma kapama düğmesi. Evet, şurada gördüğümüz gibi açma kapama düğmesi. Bunlar zamanla birbirlerine eriyip tabii ki 220 derece 2300 watt kullandığı için bunlar zamanla tabii bu kabloların hepsi ısınıyor. Isındığı için de buradan genelde birbirine değip şase yapıp hani bozulabiliyor bu. Yani büyük bir şu tamirciye gittiğiniz zaman sadece şu motoru değiştirmenizin tahminen aşağı yukarı 120 lira bir şeyi vardır. Maliyeti vardır. Şunlar açma kapamalarda aşağı yukarı 15, 15, 30. Şu restans eğer komple yandıysa aşağı yukarı, bunu bilmiyorum ama 50 liradan fazladır bu da. Yani fön makinesinin şu anki değeri 300 lira. Yani şu anki Herkül marka fön makinamız. Bu fön makinası genelde profesyoneldir. Yani kuaförlerin hafif. Diğer büyük fön makinalara göre buna daha hafif. Yani diğer fön makinaları 350 gram. Bu 150 gram. Hani 150 gramla fön çekmek arasında çok fark var. Yani büyük makineyle. Ama gel gelelim. Bazı müşterilerimiz var. Büyük fön makinesiyle başka kuaförlerde fön çektiriyorlar. Ama bizler genelde küçük de çekiyoruz ve İkisinin de eşit durumu aynıdır. Yani 2300 ya da 2400 watt'tır. Genelde fön makineleri. Zaten 2400 watt biraz çok yüksek ısı ve saçı yakma riski var. Bunlar 2300, yani aradaki 100 watt saçı yakmayı önlüyor. Şimdi dostlar, dediğimiz gibi fön makinelerin çalışmadığı zaman yapacağı tek arıza derken yani üçlü arıza, yani kablonun kopması, kömürün bitmesi ya da restansın ısıtmazsa eğer, devamlı soğuk veriyorsa bilin ki restans. Ya da şu kırmızı olan ısıyı verendir. Şuradan artık zamanla bunlar eriyor. Şu içinde birbirine bağlantılı olan bir tel şey var, tabaka var. O tabaka artık çalışmasını yitiriyor. O yüzden bir malzemeciye götürdüğünüzde, yani tamirciye götürdüğünüzde büyük ihtimalle şunu hani 100 liradan aşağı değiştirmez. Motor da 120 lira civarında. Şu da aşağı yukarı 15, 15, 30. Yani şimdi diyeceksiniz ki yenisini alırım. Zaten yenisine bunların hepsi şu bozulsaydı zaten 250 lira, 200 lira bir tamirciye vermek bence mantıksız. O yüzden bizler ne yaptık? Kendi kendimizi tamir edelim dedik. Şimdi zaten arızayı bulduk. Kablomuzu koptu. Şimdi kablomuzu yapalım bakalım. Birazdan görüşürüz. Evet, tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi içinden kıllar da var, onları da temizlememiz gerekiyor. Şu pervanemizin
çıkarmamız gerekiyor. Çünkü pervanemizin şu taraflarında çok kıl oluyor. O kılları temizlememiz gerekiyor ki rahat çalışsın diye. Şimdi arızamızı tespit ettik. Arızamız kabloların devamlı birbirine sıkmasıyla zamanla aşıntı yapıyor. Aşınmalar da Allah'tan elimizde patlamıyor. Sadece çok çevik olmamız gerekiyor. O yüzden yalnız tabii ki ilkel şartlarda yapıyoruz. Yani şimdi bu bakın halen de kopuk. Hani içinden bayağı kopmuş. Şimdi bu kopuk yeri bulasıya kadar keseceğiz. Evet. Aslında tamircilerimiz bize kızıyor. Doğru. Çünkü ama maalesef bu hayat şartları inanır mısınız her şeyi kendimizin yapmamızı sağlıyor. Yani bu hayat şartları gerçekten bu işleri bizim yapmamız sağlıyor. Yoksa tamircilerden şimdiden özür diliyoruz. Evet şimdi restansımızı bir kontrol edelim. Kopuk var mı? Bazı restans yerlerinde genişlik var. Evet, restansımız sağlam. Şimdi kömürümüzü kontrol ediyoruz. Evet, kömürümüz de var. Şimdi baktık, tamam. Sorun kabloda. Gördüğünüz gibi kopmuş buradan. Koptuğu için tabii ki maalesef evet. Tabii ki de eşeğe sağlam kazığa bağlamak lazım zira kabloya baktım. Hani prizde mi değil mi diye. Çünkü genel olarak bunlar tehlikeli işler. Şimdi şöyle kablomuzu kestik. O kablomuzun arasını bu şekilde bununla tekrardan kablomuzu iletkenliğini ısı geçirmeyen bant kullanıyorum. İzmir'imizin güzel yağmurları başladı. Dışarıda çok güzel şıkır şıkır yağmur yağıyor.
çoğu kuaförler zaten bu tamiri kendisi yapıyor. Hani sadece motor, eğer gerçekten motor bobin sararsa, yani yanarsa, bobin yandıktan sonra tabii ki malzemeye yeni motor almaya mecburen. Ama gerçekten yeni motor makineleri çok pahalı. Pahalı olduğu için biz de kendi kendimize tamir ediyoruz. Evet, bu arada dükkanımızın kredisi geldi. Şimdi dostlar, son makinamızı yaptık. Şimdi önce ısıyı kapatalım. Şimdi takalım. Aslında çok zor değil ama tabii ki uğraşmak. Biz profesyonel değiliz, acemiyiz. Hoş geldiniz. Yanımızın kredi çekti geldi. Krediçemiz geç geliyor. Evde de çalıştığı için. Bu arada yorumları kapatacağım. Çünkü olumsuz yorum yazmıyorsunuz diye. Çünkü genelde YouTube'larda ben bilmiş diye çok kişi var. Ya nasıl yapıyorsunuz? Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Ya kardeşim. O yüzden yorumları pek böyle şeylerle kapatıyorum. Yani öyle yorumları yazanlar çok bilmişler yazıyor genelde. İşi bilenleri sorgulamıyoruz. İşi bilmeyenleri öğretiyoruz bunları. Hı. Genel olarak 2.30'dan sonra kalabalık 4 kişi var herhalde. 2.30'dan sonra kalabalık olacak 4 kişi var. Gel. Tamam, yarım saate kadar gelirsen olur. İyi. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Genel olarak yorumcularımızın tek şeyimiz bilmişlerin yazması. Genel olan bilmeyenlerin yazmasıdır. Bilenlerin yazmasını biz istemiyoruz. Ama maalesef hiç kimseyi sorgulamıyoruz. Genel olarak bilmişler yazıyor. İşte abi bu böyle olur mu ya? Abi sen deli misin? Manyak mısın? Niye böyle yapıyorsun? 3 kuruş vereceksin. Tamam da 3 kuruş vereceğiz de biz 3 kuruş vermemek için uğraşıyoruz bunları. Ama kimseye kızmıyoruz. Enflasyon maalesef aldı başını gittiği için herkes artık belli bir şeyleri kendileri yapıyor. Biz de kendimiz yapıyoruz.
olay var. Şey taktığında çıkar, bir takta çok kadar zor. Bulmaca gibi. Belki içebiliriz. Çayımız hazırdır. Bu arada çok kadar çok video var ki dostlar. Videoları hani bir Uluboğlu'dayız, bir Sparta'dayız, bir Antalya'dayız, bir İzmir'deyiz. Yani bunlar sizi şaşırtmasın. O kadar çok video olduğu için mecburen videolarımızı bu şekilde kısım kısım, bölüm bölüm atıyoruz. Merci. Dediğim gibi kuaförlerin çoğu tamirini kendisi yapar. Yapamadıklarında malzemeciye götürür. Orada yaptırır. Biz elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Yani ufacık yer o kadar şey sığdırıyoruz ki. Yani 1+1 daire gibi burası.
Ve bunlar da bulmaca gibi. Bulmacamız yerleştirdik. Deneyelim mi? Şimdi ya çatır çutur yapacak ya çalışacak. Gördüğünüz gibi saçlarınızı evde fön çekiyorsunuz ya, saçlarınızın böyle güzel kokmasını, yani fönden böyle hafif evde yaktıysanız onlar yanmasın diye, hani iyi koksun diye buraya parfüm sıkın. Bu parfüm direktman saçlarınıza gider. O yüzden yani yaptık. Şu an makinemiz çalışıyor. Dediğim gibi ya kablo, şimdi bu kablo yıllardır, yıllardır demeyeyim de 6 aydan beri bu kablo böyle bu şekilde yapa yapa bu kablo zamanla eriyor. O eridiği için de mecburen arada sırada temizlik yapacaksınız. Bir de hiç sevmediğim şey varsa da bir de bunu çıkardığım vidaları bulamamam. O yüzden genelde tamircilerin en çok şey yaptığı şey vidaları. Vidaları bulursak aşk olsun. Ama fön makinemiz çalışıyor. 300 liradan kurtulduk. Evet. Aha bulduk. Evet. Zaten vida ya yere düşer ya kaybolduk. İkisinden biri. Biz de kaybettik. Yalnız aklınızda bulunsun. Ne olursa olsun tamir ederken fişi mutlaka çıkarın. Çünkü fişi çıkarmazsanız Allah göstermesin. Gördüğünüz gibi fön makinamız hazırdır. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.